Manşete hoş geldiniz 1 Eylül 2022 takvim olarak takvim itibariyle yaz bitti ve artık sonbahara girdik okullar açılıyor tatiller bitti izinler sona erdi ve insanlar yavaş yavaş işinin başına dönmeye başladı her ne kadar e, iklim yönüyle dünyanın belli bölgelerinde halen yaz yaşanıyor olsa da yüksek sıcaklıklar yaşanıyor olsa da en azından benim bulunduğum İngiltere'de de artık yaz geride kaldı, hava serinledi. Bundan sonra biraz daha soğuyacak. İşte sert bir kışa giriyoruz ve pek çok değerlendirme, pek çok e, analiz e, bu kışı atlatmanın özellikle orta ve dar gelirleri için hayli güç olacağını söylüyor. Önceki yayınlarda uzmanların görüşlerini ekrana getirdim. Amerikan Merkez Bankası'ndan İngiliz Maliye Bakanı'na kadar dünyanın dört bir yanından yükselen sesler, yapılan analizler önümüzdeki bir ila iki yılın resesyon, ekonomik anlamda durgunluk içerisinde geçeceğini, yüksek faizler olacağını, enflasyon olacağını ve elbette bağlı olarak da iş gücü piyasasının da etkileneceğini yani işsizlik oranlarının artacağını söylüyor. Bağlı olarak bir enerji krizi söz konusu Avrupa, kıta Avrupası Enerjide Rusya'ya bağımlı. Özellikle gazda. Ondan dolayı e, elektrik kesintileri, gaz kesintileri olabileceği gibi bunun pahalanması da söz konusu. Bazı ülkeler yarı yarıya, bazı ülkeler tamamen Rusya'ya bağlı. Bazı ülkelerin de hiç alakası yok Rus gazıyla. İngiltere gibi. Sadece %5 Rus, gaz, Rus gazı alıyor. %55'ini kendi kaynakları, 40'ında da Norveç üzerinden sağlıyor İngiltere. Dolayısıyla her ülke kendi e, ihtiyaçlarına bakacak. Ona göre bir yol haritası çizecek. Türkiye'de de işler çok zor. Gece yarısı zamıyla isterseniz başlayalım. Doğalgaza %20 zam geldi. BOTAŞ Eylül ayı tarifesini açıkladı ve konutlarda doğalgaza %20 elektrik üretimi için kullanılan doğalgazla yaklaşık %50 zam yaptı. Aynı durum sanayide kullanılan doğalgaz için de geçerli. İşte BOTAŞ'ın bülteni 1 Eylül 2002 tarihinden itibaren geçerli artışlar. Konutlarda yüzde küçük ortaya ölçekli işletmelerde yüzde kırk yedi sanayide yüzde Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında kırk buçuk. Yani elektriğe de yüzde zam geliyor otomatik olarak. Tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikte yeni bir mı aklından bile geçirme Erdoğan diye tweet attığı günün gecesinde... E, bakalım ne olacak e, CHP CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında nasıl tepki verecek ama bütün bu e, enerji darboğazı ve enerjiye ilişkin e, analizler havada uçuşurken Elon Musk enteresan bir çıkış yaptı Norveç'te gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur dedi ve e, sürdürülebilir enerji ve ekonomiye Geçişte büyük zorluklara dikkat çekti. 10 yıllar alabilir dedi diyen kişi Tesla'nın patronu. Tesla tümüyle elektrikle çalışan e, şarj edilebilir e, otomobiller. E, Elon Musk elbette e, Tesla'nın patronu olduğu için sürdürülebilir e, elektrikli... İşte oto piyasasının gelişmesini ve bu yönde atılımlar yapılmasını falan isteyebilir. Fakat enteresan bir şekilde bunun zaman alacağını söylüyor ve kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor diyor. Mühim bir riske de dikkat çekmiş. Elbette pek çok konuya vakıf, pek çok uzmandan görüş alan sıradan bir isim değil Elon Musk. Dönelim Sedat Peker gündemine. Sedat Peker gündemi tek başına Sedat Peker'in anlattıkları, Sedat Peker'le başlayıp biten onun kişisel davası değil. Sedat Peker esasen Tam anlamıyla Türkiye laboratuvarına daha yakından, daha belki de bodoslama bakmamızı, giriş yapmamızı sağlıyor. Türkiye bir laboratuvar, ben öyle bakıyorum. Yani bundan çok fazla psikolojim olumsuz etkilenmiyor. O laboratuvarda fareler var, kediler var. E, farelerle oynayan kediler var, kurtlar var, kuzular var, kurtlarla kuzular kol kola e, ama o kuzu bilmiyor ki o kurt onu yiyecek. Böyle ortamlar var. Her birisi kendisine, kendilerine ayrılmış kafeslerde. E, sizin de aklınıza farklı örnekler gelebilir. Lütfen alta yazın okuyacağım, yararlanacağımdan emin olun. O açıdan Türkiye mühim bir laboratuvar ve o laboratuvara e, daha yakından bakmamızı sağlıyor. E, yeni bir soruşturmadan bahsediliyor ama bu soruşturma bu savcılık soruşturması, başsavcılık soruşturması meselenin aydınlanması, aydınlatılması için değil. Sedat Peker'in iddialarının üzerine gidelim. Bu iddialar doğru mudur, değil midir? Failleri kimlerdir? Ayıklayalım bunları içimizden falan gibi bir soruşturma değil. Bilakis susturmaya, sildirmeye dönük bir soruşturma. Ben yayın yasağı geliyor olarak okuyorum yaşanan gelişmeleri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker'in iddialarında adı geçen, Mina tozlu iş kadını Mina to tozlu sinereni e, ifadeye çağırmış, işte soruşturma başlatmış falan. Soruşturmayı başlatan bir savcı değil başsavcılık ve bu başsavcılık HSK'dan, Adalet Bakanı'ndan ve elbette saraydan bağımsız olarak böyle bir şey yapma e, yapması mümkün değil. Muhtemelen bu tür konulara yasa, yayın yasağı gelecek. Tıpkı Zehra Taşkesenlioğlu'yla e, Ünsal Banın evliliğiyle ilgili veya işte boşanma davası ile ilgili yapılan yapılacak haberlere gelen yayın yasağı gibi. O arada Cem Ünal'ın TR724'te bir Ali Fuat Taşkesenlioğlu analizi var. Bunu da okuyun. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan ne zaman bahsedilirse ülke televizyonlarında Bankasya Genel Müdürü'ydü, şuydu buydu. Ah işte bak işte bu cemaatçiler, AKP'liler birlikte soyup sovana çevirdiler ülkeyi gibi bir yorumla, analizle karşılaşıyorsunuz. Buna eminim. Ama Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir? Halkbank'taki rolü nedir? Faysal Finans Bankasya'da ne yapmıştır? Bir kere genel müdür değil, kredilerden sorumlu, orta düzey bir yönetici. Her ne halise ama gene bir yönetici yani Bankasya'da. E, ne yapmıştır? Reza Zarrab olayındaki rolü nedir? E, Ali Babacan, Ali e, Taşkesenlioğlu'nun arkasında durmuş mudur? E, Davut, e, Ahmet Davutoğlu'nun e, fonksiyonu nedir? Bu konulara da biraz kulak kabartmak gerekiyor. Tabi olay altılı masaya, altılı masanın iki üyesine kadar uzanıyor. Cem Ünal'ın incelemesi çıkardığı profil gayet iyi ama bir başlangıç. Bence Ali Fuat Taşkesenli olayı, Taşkesenlioğlu olayı bununla sınırlı değil. Bakalım kimse dokunabilecek mi ona ve Ali Babacan vesaire onun hakkında konuşabilecek mi? Halkbank, Reza Zarrab vesaire orada dönen dolaplar. Mine tozlu enteresan bir çıkış yaptı katıldığı programlarda ve Twitter hesabında. Diyor ki ben Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu CİMER'e ilettim. Elimdeki belgeler Sedat Peker'in elindekilerden daha fazla. Daha ne desin kadın? Hiçbir muhalefet partisi benimle iletişime geçmedi. Türkiye'deki muhalefet sorunu. Yani e, olay 1 iki kanalda Yalap şap tartışılıyor. Twitter'da mavrası dönüyor. O kadarla kalıyor. Başsavcılıksa aman bu olayları susturalım diye acil bir soruşturma açıyor. Durum bu merkezde. Tabii hakim ve savcılar AKP'den adaylık peşinde. Ee, yeni Asya Gazetesi'nden kestim getirdim bunu. Herkes önümüzdeki seçimde acaba nasıl milletvekilliğine, milletvekili dokunulmazlığını atlarım telaşında ki zaten her biri birer parti memuru orada. Enteresan bir konu var. Buna dikkat çekeceğim. Nihal Olçok bir önceki yayında anlatmıştım. Ee, Sedat Peker'e vekalet vermişti. Yani diyor ki benim vekaletimi kabul eder misiniz? Bana yaşatılanlar için size vekalet vermek istiyorum. Sedat Peker de vekaletinizi şerefle kabul ediyorum diye birkaç gün düşündükten sonra Deli Çavuş Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Okey dedi ama şart düştü. Şimdi 3 olasılık var derken KJ'de ilk konu bu. Sedat Peker Nihal Olçok'tan gelen talebe evet vekaletinizi kabul ediyorum, hayır vekaletinizi kabul etmiyorum, benim alanım değil, bildiğim bir konu değil diyebilirdi. Bu ikisini de demedi, üçüncü bir yol seçti. Bakarım dedi, yani bu ağır yükün altından gelecek zamanlarda kalkamazsam, başarılı olamazsam beni kınamayın diyerek de bir şer düştü. Neden? Çünkü Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, eski eşi deniyor çünkü Erol Olçok öldüğünde belli ki boşanmışlar. Ve oğlu Abdullah Tayip Olçok, Boğaziçi Köprüsünde 15 Temmuz Gecesi 16 Temmuz Sabahı hatta keskin nişancı e, kurşunlarıyla öldürüldüler. E, Nihal Olçok bu olayın aydınlatılması, arkasındaki faillerin ortaya çıkarılmasını istiyor. Şimdi Sedat Peker bu olaya girdiğinde bu 15 Temmuz'un aydınlanması, gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması anlamında bir şey ifade edecek. İşte Sedat Peker bundan tereddüt ediyor. Ondan dolayı cevap vermekte gecikti zaten. Ya orada diyor ki ben bir domino taşına dokunursam arkası gelir ve bütün domino taşları yıkılır mı acaba? Nitekim Sedat Peker daha önce 15 Temmuz e, gecesi nasıl bir rol oynadığını anlatmıştı. Dağıtılan silahlar şu bu vesaire. Korku ve kaos iklimi yaratma benim pozisyonum görevim bu, misyonum bu demişti. Benim işim bu demişti ve bunu söylemeye hala devam ediyor. Şimdi böyle bir e, misyon edinmiş kişinin tamam Nihal Hanım ben senin işini halledeceğim kocanın gerçek katillerine ne bakacağım kocan nasıl öldü kocan ve oğlun nasıl öldü falan diye girer mi girmez mi girerse ne olur işte 3 olasılık Sedat Peker de söz verememiş zaten elimden gelen her şeyi yapacağıma lütfen inanın söz namus demiş ama yukarıda şerhini düşmüş başarılı olamazsam başarılı olup olmayacağına belli ki Sedat Peker karar vermeyecek o arada enteresan iki tweet'i Sedat Peker RT'lemiş. Üstteki tweet'te Zülfikar Karakaya diyor ki Peker'in Erdoğan'a hizmet etme ihtimali hiç de yabana atılır bir ihtimal değil. Sürecin sonunda Erdoğan temiz ama etrafı pis noktasına gelirsek şaşırmayın. Ya Erdoğan etrafındakileri temizlemek için bunu kullanıyor ya da küreselciler Erdoğan'ın PR'ı için demiş. Sedat Peker bunu RT'lemiş. Paylaşmış yani. Bilal Akçalı da devamla Sedat Peker'in bu tweet'i RT'lemesi demek ki Erdoğan'dan bir beklentisi umudu olduğunu gösteriyor. Yani seçime iki ay kala bir halt beklemeyin demiş. Sedat Peker bunu da RT'lemiş. Enteresan. İşte burada da üç olasılık ortaya çıkıyor. Sedat Peker seçime iki ay kala bahsettiği videoları yayınlayacak. Sedat Peker hayır diyecek bir mazeret bulacak ve hiçbir şey yayınlamayacak. Ya da Sedat Peker Erdoğan'la anlaşacak. Evet. O arada Sedat Peker'in birkaç hafta evvel konuşurum ha, bildiklerimi anlatacağım ha, video çekeceğim ha diyen Levent Göktaş'ın üzerine yürüdüğünü hatırlıyoruz. Levent Göktaş için Türkiye, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı demiş. Tabi bilemiyoruz. Interpol'le bu tür talepler gidiyor ve tale talep üzerine Interpol de bunu kabul edip kırmızı bülten çıkarıyor, hangi aşamada? Onu bilmiyorum ama bu da önemli. Levent Göktaş Türkiye'de mi? Yurt dışında mı? Ya da Türkiye'de Levent Göktaş MIT'in elinde mi, Ankara'nın elinde mi bilmiyoruz ama kırmızı bülten çıkarıldığı meselesi olduğuna göre belli ki Ankara veya Levent Göktaş'ın Le Levent Göktaş çevresi veya bağlı bulunduğu ekip neyse onu kontrol edemiyor demektir. Bir anlamda bu Levent Göktaş'ı aman seçime giderken kontrol altında tutalım hamlesi de olabilir. Tıpkı Sedat Peker'i kontrol etmeye çalıştıkları gibi. Bu arada Sedat Peker Yeni Şafak gazetesine bir parantez açmış Emre Olur hesabı üzerinden attığı tweetlerde. Yeni Şafak dünkü birinci sayfasında mafya bile bu ahlaksızlığı yapmaz diyerek Sedat Peker'e bindirmişti. Şöyle diyordu haberde Ünsalban eski eşi AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Peker'e gönderdi. Suç örgütü elebaşı da hiç tereddüt etmeden bu görüntüleri yayınlayıp milyonlara izletti. ...mahrem görüntüler falan deyince insanın aklına başka bir şey geliyor ama orada neler olduğunu... ...bir önceki yayında anlatmıştım. Şimdi bunun üzerine diyor ki Sedat Peker... ...attığı tweette... ...vakit bulursam bugün bulamazsam yarın size de ziyarete geleceğim diyor. Yeni şafağa üstü kapalı bir... E, ...zarf atmış tabir yerindeyse. O arada Emre Olur üzerinden attığı tweetlere bakıyoruz. Burada... Ünsal Ban'la Zehra Taşkesenlioğlu'nun ilişkilerinin nasıl bozulduğunu anlatıyor. Bir önceki yayında anlatmıştım detaya girmeyeceğim. İlişkiler bozulunca ikilinin yurt dışına tatile gittiğini anlatıyor. Döndükten sonra da ilişkinin düzelmediğini anlatıyor. Ve Ünsal Ban'ın kendisine konuştuğunu söylüyor. Bana bir takım bilgileri verdi, video paylaştı. işte efendim mesaj attı. İstersen Dubai'ye gelirim konuşurum dedi. Ve bir buçuk saat kadar e, görüntülü e, görüştük diyor şeyle. Ünsalbanla ee, Ünsal Ban'la. En son 17. tweette Ünsal Ban'la yaptığım bir buçuk saatlik suç olaylarını anlattığı görüşmeyi sayın savcılık benimle temas kurarsa kendilerine verebilirim diyor. Zaten ileride kullanacağım. Bu da son derece enteresan. Savcılık isteyecek mi istemeyecek mi bilmiyoruz ama e, belli ki Ünsal Ban'la ilgili Görüntülü konuşmaları ilerleyen aylarda eğer Sedat Peker Ankara anlaşmazsa veya başka bir muhalif rüzgar esmezse izleyeceğiz. Ankara demişken Reuters'ta çok önemli bir araştırma haberi yayınlandı. Özel araştırma haberi yayınlandı. Diyor ki Reuters Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye'deki medya kuruluşlarına hangi haberleri nasıl yapacaklarına dair ilettikleri WhatsApp mesajlarının Reuters muhabirlerince de gönüldüğünü yazıyor. Yani diyor ki Cimer Fahrettin Altun medyaya bir haberi nasıl yapacaklarını görüp görmeyeceklerini göreceklerse nasıl göreceklerini sürekli olarak bildiriyor ve medyada bunu alıyor uyguluyor. Bunun örneği olarak da Berat Albayrak'ın istifası için biz söyleyene kadar yazmayın talimatını, mesajını gösteriyor. E, Reuters bu WhatsApp mesajlarında gördüğünü belirtiyor bu habere imza atan muhabir. Son derece önemli bir iddia. E, i̇ddia olmaktan öte zaten Ankara'da herkesin bildiği bir sır. Ama işte Reuters bunu yeni yazıyor. Esasen bu son 6-7 yıldır fena halde böyle. Berat Albayrak'ın da hatırlarsanız Instagram'dan istifası 36 saat kadar Türkiye medyasında görülmemişti. Avrupa Komşuluk Konseyi direktörü ENC, bu bir düşünce kuruluşu onun direktörü diyor ki işte üç olasılık bu ikinci konu. Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlere ilişkin seçimi kazanıp kazanamama ihtimali üzerine 3 olasılık üzerinde duruyor. Birinci olasılık Erdoğan seçimler seçimleri kazanırsa İkinci olasılık kaybedip koltuğu devrederse, bunlar bilinen şeyler veya tahmin edilebilir şeyler. Üçüncü olasılıksa diyor, dikkat buyurun. Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmemesi, sonuçların tartışmalı olması ve ülkenin protestolarla kaosa sürüklenmesi. Avrupa da buna bakıyor. Avrupa da bunu bekliyor. Avrupa da bu konuda endişeli. Bunu söylüyor. Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü işte bu son senaryo diyor, Almanya ve Fransa gibi Türkiye ile ticaretten enerjiye pek çok alanda güçlü ekonomik ilişkileri olan pek çok AB üyesi diplomatın siyasi karar alıcının en büyük endişesi. Neden olmasın ki Erdoğan'ın damadı bile endişeli Habertürk'te katıldığı yayında mevcut siyasi iktidarın bir gevşemesi olacak olursa projelerimizin ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmaktadır diyor. Projene güveniyorsan niçin tereddüt ediyorsun? Ankara'dan fonlandığı için, müşterilerini de Ankara bulduğu için mi? Ama yazıklar olsun. Sadece sana değil. 6 ay önce Ukrayna Savaşı çıktığında bak işte Selçuk Bayrakları eleştirelim ama işte drone projesi başarılı falan diye seni alkışlayan insanların dün bu lafından sonra seni ne bileyim lanetlemesine. İşte bizim medya mahallesi. Gökhan Yıldırım 37 kiloya düşmüş hücre erimesi. 73 yaşındaki tutuklu Bekir Bayram kalp yetmezliği şeker tansiyon hastası. Bir ay önce anjiyo olmuş. Sağlığını cezaevinde epeyce kaybetmiş. Tedaviye ulaşamıyor. Yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Yine bir başkası onu da tweet mesajından okuyayım. Çağlayan Adliyesi Adliyesi'nde tutuklanan bir Kürt anne iki aylık bebeğiyle hapishaneye gönderiliyor. Fotoğrafları da burada. Evet. Ben bunun üzerine Gülşen kararından bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğun bulunması diye bir not düştüm. Çok da paylaşıldı bu mesaj. Yani Gülşen'i siz tahliye ediyorsunuz. Neden? Tahliye gerekçesinde var. Bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunması diyorsunuz. E aşağıda iki aylık çocuğuyla başka bir anneyi cezaevine gönderiyorsunuz. Niye? Onun hakkında Gülşen gibi bir kamuoyu oluşmadığı için. Ben bunu yazınca da bunun altına cevap yazan bir e, takipçim Gülşen kıyaslaması ne alaka diye sormuş. Ben sana ne diyeyim yahu? Neyle kıyaslayacaktım? Mahmut'la mı kıyaslayacaktım yani? Tabii ki Gülşen'le kıyaslayacağım. Neyse. Son olarak İngiltere'den enteresan bir haber paylaşarak e, manşeti kapatacağım. Yıllar önceki yayınlarda bahsettim. Şimdi bir kere daha gündemde ama neyle? İşi de katılan bir İngiliz vatandaşı var. Esasen orijin olarak Bangladeşli, aynı zamanda Bangladeş vatandaşı ama doğma büyüme İngiltere. 15 yaşında işi de katılıyor. Şu anda 22 yaşında. Orada evleniyor Hollandalı bir işit mensubuyla. Düşünün yani işitin e, Avrupa ayağı falan gibi bir şey. 3 e, ya da 4 çocuğu oluyor hiçbir çocuğu da yaşamıyor e, en son İngiltere vatandaşlıktan çıkardı ve e, dünya kamuoyu ikiye bölündü hakkında ya bu bir İngiliz vatandaşıdır işi de katılmış olabilir hata yaptığını söylüyor Herhangi bir şiddete bulaşmadıysa alın ülkenize diyor. Bir bölümü de tam tersini savunuyor. Neyse vatandaşlıktan çıkarıldı ve İngiltere tutumundan geri adım atmıyor. Söz konusu işit olduğu için. Enteresan bir detay ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkaran da BBC. BBC'nin elde ettiği belgelere göre Şemima Begün, Begüm Suriye'ye Kanada casusu sokmuş. Şemima Begüm'ü İstanbul Esenler Otogarı üzerinden falan gide, e, giden bir kafileyle. Sadece bu Kanada casusu Şemima Begüm'ü değil başka İngiltere vatandaşlarını da Suriye'ye sokmuş. Yani Kanada casusu o da kraliçenin ülkesi İngiltere vatandaşlarını Şemima Begüm dahil Türkiye üzerinden Suriye'ye sokuyor. İşi de katılmak üzere. Çok enteresan bir şey. Yani istihbarat işit Kanada İngiltere ne oluyoruz? Ve işte bir anlamda kurbanlar. Şemima Begüm'ün iki fotoğrafını görüyorsunuz sağda. Üstteki çarşaflı, alttaki de çarşafı çıkardıktan sonraki fotoğrafı. Daha modern bir imaj çizmiş ama artık iş işten geçti. Yani İngiltere'nin dönüp de tekrar onu alacağı yok. Öyle görülüyor. Enteresan bir konu. Tabi bunu ortaya çıkaran da Wikileaks çubu falan değil yani. BBC, kamu yayın kuruluşu İngiltere'de. O açıdan da önemli. Böyle şeylerin bilinmesi, duyulması... Anlaşılması son derece önemli ve insanlara bir dakika yahu falan dedirtiyor. Siz de demediniz mi? Evet. Bununla e, yap, manşeti kapatıyoruz. E, 1 Eylül. Artık Eylül, Ekim, Kasım aralık 4 ay kaldı 2022'den. Önümüzdeki e, Nisan ya da Mayıs'ta bir seçim bekleniyor. Nereden bakarsanız bakın 8 ay kadar var aşağı yukarı. E, sert bir kışa giriyoruz hemen her anlamda. Bir yanda enflasyon, hayat pahalılığı. Artan enerji fiyatları bir anda da sıcak siyasi atmosfer Sedat Peker'in beklenen gelecek açıklamaları atacağı tweetler vesaire son derece hareketli olacağı benziyor. Ee, biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.